YouTube'un en hızlı büyüyen kanalının sahibi. Deli mi ne diye biliyoruz ama net olarak deli olduğu net yani. Çok net. Aynen. Vallahi ilk defa bir canlı yayın platformunda, bir canlı yayındaki yarışmaya katıldım. O yüzden gelirken çok heyecanlıydım. Heyecanımı yendim ve yarışmalara odaklanmaya çalıştım. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan. Keyifli geçiyor, keyifli geçti. Öyle söyleyeyim. Merak etmeyin, aramızda deli bir YouTuber var. Aramızda deli bir YouTuber. Yani sevdim ben bu platformu. Umarım platformdakiler de beni sevmiştir. Valla çaylakları ben canı gönülden desteklemek istiyorum. Çünkü bu kardeşlerimiz buraya geldiğine göre bunlar gelecek vaat eden insanlar. Her zaman yanlarındayım. Burada rakibiz okey. Belki onlar bizi eleyecek, belki biz onları eleyeceğiz ama hani ben bir abileri olarak, bir kardeşleri olarak onların her zaman arkasındayım. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da çok güçlü bir kanalım var. Berkcan'la beraber bir biladerim için roman şov oynamıştık, roman havası. O çok keyifliydi Berkcan'ın doğum gününde. Ondan sonra bir ara havuzda böyle taklalar falan attık. O da çok keyifliydi. Orada ilk defa bir değişik bir takla öğrendim. Bir de boçka bas oynamıştık evin içinde. Şu Rusların yaptığı var ya şöyle. O da çok keyifliydi. Bayağı keyifli geçti yani, genel itibariyle keyifli geçiyordu. Cantu denildiğinde ne hissediyorum? Kardeşim, arkadaşım, dostum. Hani çok uzun zaman olmadı tanışalı ama hani yıllardır samimiymişiz, yıllardır arkadaşmışız gibi hissediyorum. Çok seviyorum Cantu. Evrim de aynı yani. Cantu ile Evrim'i hiç ayırmıyorum çünkü onlar da zaten gerçekten kardeş gibiler. Yani Cantu'ya ne hissediyorsam ona da öyle hissediyorum yani. Şimdi konvansiyonel medyaya karşı benim biraz antipatim var, televizyonlara karşı. Ama Burak abiyi gördüğüm zaman hani inanılmaz bir samimi adam olduğu için onu çok sevdim. O yüzden Burak abiyle her zaman abi kardeş olarak dost olmak isterim. İşin esası benim Survivor ile alakalı biraz sıkıntılı dönemlerim olduğu için gelirken böyle antipatiyle geldim. Hatta ona ilk masada şey falan sordum, abi size yemek veriyorlar mıydı falan diye. Ama onlar da çok samimi insanlar. Eşi inanılmaz samimi. Bize yemekler falan yaptı. Elini sürekli mutfakta hiç böyle sudan çıkarmadı. Sürekli çabaladı. Efe ile Berkcan'la biz çok çok uzun zaman oldu tanışalı. Hani onlar da YouTuber, ben de YouTuber'ım. Çoğu zaman böyle birbirimize destek oluyoruz. Hani kardeşimdir, canımdır, beraber vakit geçiririz. Onlara gittim. Ondan sonra onlar Antalya'ya geldiler. Antalya'da beraber organizasyonlara gittik falan. Burada da çok eğlendim. Küçüklüğümden beri böyleyim. Vücudumda birçok is taşırım yaramaz olduğum için. Ama yaramaz çocuklardan korkmayın. Onlar samimidirler. Yani ben her zaman samimi kalmaya çalışıyorum. Olduğum gibi davranıyorum. O yüzden bu şekildeyim. Böyleyim. Bir kere veda etmeleri ben kolay kolay düşünemem. Çünkü hep sonuna kadar gitmeye çabalarım bir işte. Ama olur da veda edersem burada kazandığım insanlar benim için çok önemli insanlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sevdim sizi. Twitch ortamının böyle samimiyetini çok sevdim. Anlık verdiğiniz tepkileri çok sevdim. Hiç tanımadığınız bir insan olarak karşınıza çıktım. Umarım sevmişsinizdir. Bizi izleyenler de benim için çok önemli. O yüzden ayrılırsam üzülürüm ya. Vallahi üzülürüm, elenirsem. Gidersem üzülürüm yani. Bu organizasyonu düzenleyip bize destek verdiği için de ayrıca Algida Türkiye'ye teşekkür ederim. Normalde ben nugger insanıyım. Yani nugger tüketmeyi çok severim. Ama Bum Bum da çok lezzetliymiş. Bu yarışmada Bum Bum'u tanıdım. Bugün evden ayrılacak olan Bum Bum ünlüsü Abdü oldu. Benim vedalarım bile enerjik olsun isterim. Çünkü bu programdan ayrılıyorum. Bu programdan ayrıldım ama ne yaptım abi? Kendi kanalımda yayınlar yapmaya devam ediyorum. Türkiye'nin en çılgın işlerini yapmaya devam ediyorum. Orada buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.